Bak, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şu dünyada insan olarak en iyi dostun sen kendinsin. Sen kendine değer vermelisin. Kendine dost olman lazım. Kendine zaman ayırman lazım. Kendine vakit ayırman gerekiyor. Kendini sevmen gerekiyor. Kendine ilgilenmen gerekiyor. Kendi bakımını yapman gerekiyor. Nasıl dişini fırçalıyorsan, nasıl saçını tarıyorsan, nasıl giyimine, kuşamına zaman ayırıyorsan, beynine de zaman ayıracaksın. Kalbine de zaman ayıracaksın. Ruhuna da zaman ayıracaksın. Kendine değer vereceksin. En iyi dostun sen kendinsin. Kendini bilmen lazım, kendini tanıman lazım. Ben kimim? Neden bu dünyaya geldim? Nereden geldim ve nereye gideceğim? Benim hedeflerim nelerdir? Bir duygusal keskinlikle bir bakıver. Duygusal keskinlik. Yani hisset. Neredeyim şu anda? Anlamaya çalış. Muhasebesini yap. Ne istiyorsun şu dünyada? Hedefin nelerdir? Bir sor kendine. Kendinle bir tanışıver. Hani ilim ilmi bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Sen kendini tanımadıktan sonra 5 tane üniversite okumuşsun. Ne faydası var? Sen kendini tanıyacaksın, kendine zaman ayıracaksın, kendine değer vereceksin. Sen kendine değer vermezsen sana başkaları niye değer versin? Sen kendine zaman ayırmıyorsan başkaları sana niye zaman ayırsın? Sen kendinle ilgilenmezsen başkaları seninle niye ilgilensin? İlk önce kendine yatırım yapman lazım. Kendinle ilgilenmen gerekiyor. Kendine değer vermen gerekiyor. Kendine zaman ayırman gerekiyor. Bak, hadis-i şerif şu. Peygamberimiz buyuruyor ki, sen kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani ömrünü zayi etmek istemiyorsan. Hani böyle ot gelip saman gitmek istemiyorsan o zaman kendini bilmen lazım bu hadis-i şerife göre. Şu insanlık tarihinde sana kitaplar ile, dergiler ile, söylenen cümleler ile, vaazlarla veya nasihatlerle aslında sana söylenmek istenen gizli mesaj ne biliyor musun? Kendini tanı, kendini bil. Bunu söylüyorlar aslında. Mesaj bu. Dolayısıyla ben de sana açık ve net söylüyorum. Kendinle ilgilenmeye başlarsan, kendine değer vermeye başlarsan, kendine zaman ayırmaya başlarsan yavaş yavaş kendini tanıyacaksın. O küçük çocuk, hani o içinde tutsak kalmış, hani etrafında duvarlar örülmüş tuğlalar ile o hapis olmuş çocukla tanışırsan onu kurtarırsın o zindandan. Onu eğer zindandan kurtarırsan işte o zaman gerçek özgürlüğe ulaşırsın. O nasıl oluyor? Kendini tanımakla oluyor. Kendini bilmekle oluyor. Kendine zaman ayırmakla oluyor. Biraz ilgilenmek gerekiyor. Dişini fırçalar gibi. Değerli arkadaşlar, umarım bu videoyu ciddiye alırsın. Bu anlattıklarımın notunu alırsın. Hayatına yansıtırsın binlerce insan gibi. Ve bunu hayatına yansıtırsan sen de başarını daha da fazla çoğaltabilirsin. Sen de o arzuladığın huzuru daha da çoğaltabilirsin. Daha mutlu olabilirsin. İstediğin hedefe yaklaşabilirsin. Dolayısıyla yapman gereken tek şey bu dediklerimi ciddiye al ve hayatına yansıt. Bununla beraber sana bu konuda yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime girebilirsin. Hemen bu videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu doldurup gönderiyorsun. Hoşça kal.